Euzu billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala Rasulullah Muhammed ve mu ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Fatih Mekke 9. sefir 57. kısım. Fasıl içinde vasıl. Sahur. Müslim Enes'ten şöyle aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sahura kalkınız çünkü sahurlarda bereket vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahur yapmayı emrettiği gibi belirttiğimiz şekilde onu teşvik etmiştir. Müslümin bu konuda ikinci hadisi Amr bin El-As kanalıyla gelir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bizim orucumuzun Hristiyan ve Yahudilerin orucundan üstünlüğü sahur yemeğidir. Üçüncü hadis Nesai'nin rivayet ettiği bir hadistir. Nesai, İrbat bin Sariye'nin şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında sahura davet ederken şöyle demişti. Mübarek yemeğe buyurunuz. Dördüncü hadis de Nesai'ye aittir. Nesai, Abdullah bin El-Haris'in Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinden birinin şöyle dediğini aktarır. Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girdim. Sahura kalkmıştı, şöyle dedi. Sahur berekettir. Allah onu size verdi, sakın terk etmeyiniz. Beşinci hadis, Müslim ve Buhari'ye aittir. Müslim, İbni Ömer'in şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı. Bilal ve Ama Ümmü Mektum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti. Bilal geceliğin ezan okur. Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyiniz içiniz. Rabi şöyle der. İkisinin arasında birinin ezan okuma yerinden inip diğerinin çıkması kadar bir süre vardı. Buhari'deki rivayette şu ilave vardır. Çünkü Ümmü Mektum fecir doğmadan ezan okumaz. Bu hadisi Buhari Hazreti Ayşe'nin hadisi olarak aktarmıştır. Altıncı hadis Ebu Davud'a aittir. Ebu Davud, Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eli su kabında olduğu halde ezanı duyan bir insan ihtiyacını gidermeden elini su kapından çekmesin. Yedinci hadisi Nesai'ye aittir. Nesai Asım bin Zerrin şöyle dediğini aktarır. Huzeyfe'ye sorduk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte hangi saatte sahur yapardınız? Aydınlıktı fakat güneş doğmamıştı diye cevap vermişti. 8. hadis Müslüme aittir. Müslim Enes'in şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sahur yaptık. Sonra namaza kalktık. Bu ikisinin arasında ne kadar süre vardı diye sorduğumda ise 5 ayet okunabilecek bir süre vardı diye karşılık vermiştir. 9. hadis Müslüme aittir. Müslim Ümure bin Cundub'un şöyle dediğini aktarır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bilal'in okuduğu ezan veya fecrin beyazlığı sizi savur vakti hususunda aldatmasın. Hamad hadisi müdahale ederek aktarmıştır. Sahur hadislerini zikretmemizin nedeni, sözümü duyanların bu hadisleri öğrenmelerini sağlamaktır. Böylece vardığımız batın yorumlarda söz ve fiil bakımından Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem işaret etmiş olduğu hususların dışına çıkmadığımız öğrenilir. Çünkü bu grubun efendisi Ebu'l-Kasım el-Cüneyt şöyle demiştir. Bizim bu ilmimiz kitap ve sünnet ile sınırlıdır. Cüneyt şunu demek ister. Biz sufiler ilmimizi Allah'tan, biz onu kitaplardan veya adamların sözlerinden almadık. Alsak bile Allah bize peygamberlerinin Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun, kendi katından getirdikleri bilgiyle çelişen bir ilim olarak öğretmedi. Bu bilgiler... Söz gelişi zikrettiğimiz hadisler ile veya Allah'ın herhangi bir kitabı indirdiği vahiylerle çelişmez. Bilakis bize verilmiş olan bilgi Allah'ın kulu Hızır hakkında söylediği gibidir. Allah ona rahmet verdiğini ve kendi katından ona bilgi öğrettiğini bildirmiştir. İşte Allah katından öğretilen vehbi bilgi budur. Ehli kitap kendilerine indirilen vahyin gerini yapsalar ve Tevrat'ın ve İncil'in hükümlerini hakkıyla yerine getirselerdi üzerlerinden yerlerde. Ayeti bu bilgiye işaret eder. Başka bir ifadeyle vehvi bilgiye işaret etmektedir. Aynı zamanda ayaklarının altından yerlerde. Bu ise çalışmayla elde edilen ilme işaret eder. Söz konusu bilgi bu ümmetin içinden takva sahiplerinin ulaştığı bilgidir. Çünkü o çalışmayla elde edilen bilgidir. Çünkü o bir davranışın neticesidir ki davranış da takvadır. Bilmelisin ki tavır kelimesi teherden türetilmiştir. Seher aydınlık ve karanlığın karışımıdır. Başka bir ifadeyle sahur yemeği vakti karanlık ve aydınlığın karışımıdır. Bu bakımdan sahur bir yönüyle gündüzü, bir yönüyle geceye bakar. Geceye bakan yönü bakımından şari sahuru gıda diye isimlendirmişken gündüzün hükmünü gecenin hükmüne baskın kılmıştır. Aynı şeyi iftarda yapmış ve onun acele yapılmasını emretmiştir. Böylelikle şari iftarda da gündüzün izlerinin bulunması nedeniyle gündüzü geceye baskın kılmıştır. İftarda yemek gündüzün iz ve kanıtları ortadan kalkmadan gerçekleşir. Çünkü gündüz dönmüştür. Çünkü gündüz ilk güneş perdedarının diğer güneş perdedarının batışına kadar doğmasıyla gerçekleşir. Onun batışıyla ise güneşin cismi batar. Gündüzün gecenin başındaki izleri ise güneşin ufuktaki beyazlığın batışına kadardır. Onun gecenin sonundaki eserleri ise ilk fecrin doğumundan güneşin doğumuna kadardır. Şu var ki ilk fecrin doğumu dini bakımdan yemek yemeyi engellemez. İkinci fecir hakkında ise görüş ayrılığı vardır. Yemek yenilmeyeceği hakkında görüş birliğine varılmış konu ise şafakta doğan kızıllıktır. Bundan önce olan ise sahur olmadığı gibi bundan sonraki kısım da gündüzdür. Kuşku niteliğinin durumu da böyledir. Bir yönü gerçeğe, bir yönü ise akli konularda yanlışa bakar. Helal veya haram olduğu kuşkulu anlamındaki müteşabihin bir yönü helale, bir yönü harama bakar. O nedenle ilk fecir yalancı da isimlendirildi. Gerçekte o yalancı değildir. Yalanın fecre izafe edilmesinin nedeni, Saura kalkan kimsenin yemenin yasaklandığını zannedecek olması ihtimalidir. Halbuki öyle değildir. Çünkü ilk fecrin ortaya çıkmasının illeti, güneşin ışınlarının denizin üzerine vurmasından ibarettir. Böylece ışınlar uzamaya başlar. Güneş yükseldiğinde ise denizden ufka yansımış bu ışık kaybolur. Ardından karanlık gelir ve güneşin ışığı bize yaklaşır. Böylelikle güneşin ışığı tıpkı kanatlarını açmış bir kuş gibi ufukta ortaya çıkar. Bu nedenle Şari onu uzayan diye isimlendirdi. Işık güneş doğuncaya kadar artışını sürdürür. Gerçek ve batıl da böyledir. Köpük ise kuruyup gider. İnsanların yararlandığı şeyler ise kalır. Kast edilen şey doğru fecirdir. Bunların arasında bulunan ise sahur vaktidir yani seher. Kuşkuda ortaya çıkan iki kuşkunun arasında bilgi bulunur. Bilgi bir şeyin kuşku olduğunu ortaya çıkartan şeydir. Böylece kuşkuyu bilmenle doğru batıldan doğru batıldan ayrışır. Aynı şekilde birinci fecrin yeryüzüne yansıması ve bu esnada ortaya çıkan karanlıkla da karanlıkla da bu ilk fecrin oruç tutmak isteğini yemekten engellemeyeceği ortaya çıkar. O nedenle Araplar onu kurt kuyruğu diye isimlendirmiştir. Çünkü vahşi hayvanlar içinde ondan daha habisi bulunmadığı gibi ondan daha hilekarı da yoktur. Çünkü kurt küçümsensin diye zayıflık gösterir ve dikkate alınmaz. Böylelikle avını yakalama amacını gerçekleştirir. Kurdun kuyruğu köpeğin kuyruğuna benzer ve onu tanımayan kimseler kendisini köpek zanneder ve ondan korkmaz. Bu bakımdan kurt iki yüzlü insana benzer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu vakitte sahur yemeğinin yenilmesini emretmiş ve şöyle demiştir. Sahur yemeği Allah'ın size verdiği bir berekettir. Peygamber bu emrini sahurun terk edilmemesini söyleyerek pekiştirmiştir. Öyleyse peygamber sahur yemeğini açıkça emrettiği gibi onu terk etmeyi de yasaklamış, gerekliliğini de vurgulamıştır. Bu yönüyle sahur yemeği vitir namazına benzemiştir. Vitir namazı Allah'a yaklaşmak maksadıyla kılınması emredilmiş bir namazdır. Bu bakımdan vitir namazı güçlü sünnettir. Bazı şafi fakihlere göre de vaciptir. Sahur yemeği ise namaz türünde vitir namazından daha güçlüdür. Bu konuda terk edilmesi açıkça yasaklanmıştır. Burada emir, gerçeğin ve yanlışın öğrenilmesini sağlamak için kuşkuyu araştırmak konumundadır. İşte bu sahur yemeğindeki berekettir. Çünkü bereket artış demektir. Sahur yemeği bir yandan emredilmişliği, diğer yandan terkinin yasaklanmasını içermesi bakımından diğer yemeklere ilave olmuştur. Diğer yemeklere ait böyle bir hüküm yoktur. Sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeğini ehli kitap ile bizim aramızda ayırıcı bir özellik yapmıştır. Bu yönüyle sahur yemeği ya Allah'ın kitap ehline olmaksızın sadece bize tahsis ettiği şeylerden biridir. Veya kitap ehlinden ayrışabilmemiz için kendisini korumayı bize emretmiştir. Çünkü sahur yemeği onlara da olduğu kadar bize de emredilmiştir. Onlar ise başka birçok hususta olduğu gibi sahur yemenin hakkının korunmasını aşırıya kaçmıştır. Her iki yorum da caizdir. Bu yorum sahurun geciktirilmesini ve iftarın öne alınmasını da içerir. Burada ehli kitabı kitaplarının gereklerini yerine getiren kimseler olarak anlarsak Allahu Teala'nın iftarı öne almanın faziletini ve sahur geciktirmeyi onlara karşı bize tahsis ettiğini anlarız. Allah bunu onlara indirmemiş, onlar bunun faziletinden mahrum kalmışlardır. Bunu bilseler de bilmeseler de ehli kitabın Allah katından kendilerine indirilmiş bir kitabın bulunduğu kimseler olduğunu dikkate alırsak, ehli kitaptan ayrışmamız için allah Teala'nın bunu pekiştirdiğini kesin olarak öğrenirdik. Çünkü onlara da sahur yeme emredilmiş fakat bunu yapmayarak onlar emre yazık etmişlerdir. Sahur yemeğini gerekli gören kimse tek bir lokma yetinebilir. Bu sayede kendisiyle kitap ehli arasındaki fark ortaya çıkar. Olabileceğin en azı budur. Ekle yemek olarak okuyan kimse ise beslenmeyi kastetmiştir. Sahur yemeğindeki ısrar Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem onu yerine getirdiğini geciktirerek yaptığını ve insanları ona teşvik ettiğini işaret eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem sözüyle hem davranışıyla savura kalkmaya adet edinerek namaz söz konusu olduğunda haydin namaza dediği gibi şöyle buyurmuştur. Buyurun mübarek yemeğe. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem savur konusundaki ısrarının ve savura kalkmayı kalkmamaya üstün tutmasının bir göstergesi de engel ortaya çıktığında ki engel doğru fecirdir yani feci sadıktır. insanın yeme içme ihtiyacını tamamlayabileceğini belirtmesidir. Bir şehirde doğru fecir doğmadan ezan okumayan birinin fecir vaktini bildiren ezanı okuduğunda sahuru bırakmak farzdır. Bu gibi insanlara örnek olarak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ümmü Mektum'u verebiliriz. Ümmü Mektum hakkında şöyle denilmiştir. Eliniz su kabında bulunup su içerken Ümmü Mektum'un sesini duyduğunuzda suyu içiniz. Nitekim Huzeyfe şöyle demiştir. Doğru fecir gündüzdür fakat henüz güneş doğmamıştır. Böylelikle hükmü vakti ait saymıştır ki o da varlıktır. Bu durumda uzaklaştırmak, kaldırmaktan daha kolay olmuştur. Çünkü uzaklaştırılan şey yoktur. Kaldırılmasını istediğin şey ise vardır ve bil fiil olarak hüküm sahibidir. Bu ise senin yiyor ve içiyor olmandır. Öyleyse kaldırılıncaya kadar hüküm bu var olan duruma aittir. İçinde bulunduğu durumda kul üzerinde hüküm sahibi olan ilahi isimde de durum böyledir. Böyle bir durumda hükmü bulunmayan Allah'ın başka bir ismi kendisini talep ettiğinde kulun kendisine karşı yükümlü olduğu ismin hükmünü yerine getirmeden bu ilahi isimden ayrılması uygun değildir. Kul o ismin hükmünün gereğini tamamladığında kendisini talep eden bu yeni ilahi ismin gereğini saygıyla yerine getirir. Dünya vahirette durum böyledir. Bu duruma örnek olarak ilahi isimlerin hakkında farklı hükümler taşıdığı günah bir davranış söz konusu olduğunda bir şahıs üzerinde et-tevvab isminin hakim olmasını verebiliriz. Buna karşın el-muntakim ismi günahkar kulla ben ilgilenmeliyim der. El-Rahim er ve el-Gaffar isimleri de ayrı ayrı okul bana, bana düşer der. Böylelikle ilahi isimler günahkarın durumu hakkında farklı hükümler dile getirir. Hangi ilahi isim okul üzerinde ve onunla ilgili durumlarda hüküm sahibi olacaktır? Bunun üzerine et bulurlar ve Er-Rahim ismi el muntakim ismine karşı güç kazanır ve şöyle der. Bu isim okulda benim vekilimdir. Çünkü ben kula merhamet etmeseydim tövbe etmeyecekti. Böylelikle el muntakim ismi talebinden uzaklaştırılır ve Rahim ismi kulu teslim alır. Et-Tevvab ismi ise tövbe etmiş günahkar kulu itaatten başka bir itaate doğru Rabbine döndürür. Halbuki daha önce kulu günah ve inkardan itaate döndür döndürmüştü bu tövbekar az edilmemiştir. Çünkü tövbe bazen günahtan dolayı yapılmaz. Bilakis tövbe ederek kul bütün itaatlerinde ve her vakitte Rabbine döner. Bir yerde hüküm sahibi olan isim El-Hazil yani başarısızlığa düşüren ismi olabilir. Bu isim kuldan bir itaatsizlik ortaya çıktığında kul üzerinde hüküm sahibi olur. Böyle bir durumda ise ilahi isimlerin farklı hükümler taşıması daha güçlü ve şiddetli bir hale gelir. Çünkü bu davranış o isimlerin farklı hükümlerini çağırır. El-Hazir ismi ise her birinin yaptığından haberi olmayacak şekilde bu isimler ile kul arasında bir görevli haline gelir. Bu yasada El-Rahim er ismi şöyle der. El-Hazir ismi beni çağırdı. O bana El-Muntakim ismine karşı yardım edecek. El-Muntakim ismi ise şöyle der. El-Hazir ismi beni çağırdı ve El-Rahim er ismine karşı bana yardım etmiş demektir. El-Rahim er ve El-Muntakim isimleri El-Hazir ismine döndüklerinde ise ondan kendilerine dönük bir yardım görmezler. Bu noktada El-Hazir isminin neticesi olarak kulun başarısızlık eylemi bir inkar ise zıt hükümlü iki isim olan El-Muntakim ve El-Rahim er isimleri arasında hüküm vermek üzere hakem konumundaki El-Adl ismi gelerek şöyle der. Allah bana sizin aranızda hüküm vermeyi emretti. Burada söz konusu olan emir o ikisinin arasını adalet ve sulh yoluyla düzeltiniz ayetinde geçer. El-Adl ismi geldiğinde isimlerden her bir grup okulu son nefesine kadar gözleyin der. İnançsız olarak bu bedenden ayrılırsa El-Muntakim ismi kendisini teslim alsın ve sen Er-Rahim ve senin grubun olan isimler ondan uzaklaşsın. Er-Rahim ismi şöyle der. Rahmet gazabı geçmiştir. Ben önceyim ve geride kalmam. El-Adl kendisine şöyle der. Öncelik, Boyut sona erdiğinde dikkate alınan bir şeydir. Boyut henüz sona ermemiştir. Bu da El-Muntakim ismi günah işleyip mutluluğa ermekten başarısız kaldığı dönem boyunca kendisinden gerekli olan hakkını alsın. Bu boyutun sona ermesi sona ermesi kadardır. Bittiğinde ise talebini yenileme hakkı senindir. Bütün isimlerin anlamlarını kendine toplayan Allah ismi de dilediği şekilde hüküm verir. Beni hüküm vermem için göndermişse bilgimin gerektirdiği şekilde hüküm vermiş oldum. Allah benim yerime el-muftil veya el-muntakim isimlerini görevlendirirse onlardan biri kendisine izin verildiği şekilde hüküm verir. Böylelikle bu tarzda kavgayı bırakırlar. Bu yerde el hazir isminin sonucunu inkar sonucu inkar değil de bir günah olabilir. Kul inkar etmemiş sadece günahkar olmuştur. Tekrar bu ilahi isimler arasında karşıtlık ortaya çıkar. Bunun üzerine El Hakem El Adl ismi gelir ve isimlerden her bir grubu konuşturur. Onların iddialarını dinler, her birinin kendine göre doğru iddia ettiğini görür. Bunun üzerine El Adl ilahi isimlerden iddialarını kanıtlamak üzere kanıt göstermelerini ister. El Muntakim ismi şöyle der: Bir davranışın gerçekleşmesinden daha açık ve kesin bir kanıt olabilir mi? Söz gelişi kul içki içmişse, bu adamı sarhoş veya hırsız veya katil veya hangi suçu işlemiş ise olduğunu görmüyor musunuz? Bunun üzerine El Hakem ismi şöyle der. Bu fiiller gerçekleşmiş olsa bile ortada kuşku vardır. Hakim kanıtsız hüküm veremez. Söz gelişi şarap içmiş olmak insanın haram işlediğini ifade etmez. Belki de adam hastadır veya zorda kalmıştır. Böyle bir durumda ise kendisine helal olan bir şeyi kullanmış demektir. Adam öldürmek söz konusu olduğunda belki de bu adam babasının katilini öldürmüş veya velisi olduğu bir insanı öldürmüş, velide katilin yaptığının bir karşılığı olarak katili öldürmüş olabilir. Bunu ancak kanıtla bilebilirim. Evet, adam görünüşte günahkardır fakat böyle bir kuşku da vardır. El-Muntakim ismi ise şöyle der. Hasmım olan ilahi isim, bu günahkarın içki içerek veya birisini öldürerek veya o esnada yapmış olduğu herhangi bir günahkarlıkla Allah'ın belirlediği sınırı açtığını benim karşımda kabul etmektedir. Er-Rahim ismi şöyle der. Evet doğru söylüyor fakat benim o yerde güçlü bir otoriten vardır ki bu otorite beni engellemektedir ve El Muntakim ismine karşı bana eşlik etmektedir. Hakim olan El, -El Adl ismi şöyle der. O kimdir? El er Rahim ismi El Mümin ismidir. İman yeri olan kalbine konuk oldu artık eman sahibidir diye karşılık verince hakim Karun'u bakalım der. Bunun üzerine El Mümin ismi gelince hakem kendisine şöyle der. Burada yolcu musun yoksa hancı mı? Bunun üzerine el mümin ismi bu yer benim malım ve mülkümdür. Bu davranış sahibinin bana karşı çıktığı her fiil ki o günahkardır. Allah hayrını versin beni hakikatimin gereğine göre her durumda kullanır. Her yerde ona muhtacım. Bunun üzerine el hakem ismi el muntakim ismine şöyle der. Sen günahkardan geri dur ki Allah ismine en yakın perdedar isim olan El-Mürid ismiyle istiş istişare edelim. El-Mürid ismi bu kul ve bu hüküm hakkında irade etkisine sahiptir. İş böyle devam eder. En sonunda ömür biter. Ömür ölümle isimlendirilmiştir, eceldir. Kul günahkar ölürse, El-Mürid ismi kendisini teslim alır. Ölüm esnasında tövbe ederse, el Muntakim ismi kendisinden büsbütün arda kalır ve Er-Rahim ve arkadaşları kendisini teslim alır. Öyleyse günahkarda ecenin sona ermesi ölüm zamanında gerçekleşirken kafir hakkında ise daha önce ifade ettiğimiz üzeredir. Bunu bilmelisin. 57. kısım sona erdi. Onu 58. kısım takip edecektir.